Hilmi abi alsana. Ya sağ olasın, istemem. Buyurun. Bir tane daha ver, çok güzel olmuş. Harika. Ne oluyor ya, ziyafet mi var? Ne dolması bu böyle? Enayi dolması. Başlatacaksın şimdi enayiden. Nanay, kime niyet, kime kısmet. Senin anlayacağın bu dolmalar bugün hapisten çıkan Halis için yapılmıştı. Ama Halis hapishanede büyük adam olmuş. Bunlara pek yüz vermemiş. Yeter be zekayı. Amma uzattın ha. Allah kimseyi senin diline düşürmesin. Yalan mı söylüyorum Hilmi abi? Üstelik bu gariban, Halis abisi hapisten çıkıyor diye sabahlara kadar dükkanını badana etti. Değdi mi ulan yaptıklarına? Bak, sizi piç gibi ortada bıraktı. Doğru, doğru söylüyor. Ama çok kalbim kırıldı yani. Bir daha yüzüne bakarsam iki olsun. Hadi ben neyse. Ama abi bunu anneme yapmayacaktı. Halis dönüyor diye öyle sevinmişti ki, bu dolmaları bile... Bu dolmaları annem senin için yaptı Halis abi. Sen dolmayı çok seversin ya. Sağ olsun. Hay Allah'ım yarabbim. Niye sustun? Az evvel beni çekiştiriyordunuz değil mi? Yo, estağfurullah. Yo, öyle öyle. Siz hiçbiriniz beni anlayamazsınız. Çünkü aranızda hapise girmiş, cemiyetin o kara damgasını yemiş kimse yok. Mesela ben bir sabıkalıyım. Niye dönmedim aranıza biliyor musunuz? Sizleri de lekelememek için. Canım, işi o kadar büyütme. Öyle deme Hilmi abi. Toplum benim gibi bir sabıkalıyı kolay kolay arasına almaz. Hatta siz... siz bile almazsınız. Şu arkadaş çorap satıyor. Belki az kazanıyor. Ama aranızda alnı açık dolaşmaya hakkı var. Ya biz, toplumun kurbanları... yaptığımız bir anlık hatayı... ömür boyu kara bir damga olarak... alnımızda taşımak zorundayız. Beni affedin. Yollarımız... burada ayrılıyor. Ben damgalı, siz damgasız. Allah'a ısmarladık. Şırı Kamil. Bir dakika Halis abi! Nereye abi, nerede kalacaksın? Bilmiyorum Mahmut. Ama üzülme, bir çaresini bulurum. Hadi diyorum ki, bir yer buluncaya kadar hiç olmazsa birkaç gün bizim evde kalsan. Bu neyi değiştirir? Bir gün, iki gün kaldık diyelim, sonra... sonra da kalırsın. O ev senin evin, bu mahalle senin mahallen abi. Benim iyi yürekli Mahmutcuğum. Peki bu alnımdaki sabıka damgası ne olacak? Abi ne olacak, alt tarafı üç gün hapis yattın, o sabıka sayılmaz ki. Hayır mı lan? Tabii. Hadi gel, annem seni görünce çok sevinecek. Gel eve gidelim. Ha. Aa, Kamil, sen ne yapacaksın? Siz beni düşünmeyin canım, benim gidecek çok yerim var. Almanya'da milyoner bir arkadaşım var, belki Almanya'ya kadar bir uzanırım. Siz beni düşünmeyin. Bak, buna sevindim. Hadi, sana başarılar dilerim anam. Hadi hoşça kal. Dünya küçüktür, bakarsın bir gün gene karşılaşırız, hadi. Eyvallah. Eyvallah Mahmut. Eyvallah abi. Halis! Merhaba Selma, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Geçmiş olsun. Sağ ol. Beni özledin mi? Özlemez miyim? Ben de seni çok özledim. Geceleri gözüme hiç uyku girmiyordu. Hep seni düşünüyordum. Sahi mi? Elbette sahi. Şöyle bir yerde biraz oturalım mı? Oturamam, eve gitmem lazım. Yarın dükkana uğrar mısın? İşten çıkınca uğrarım belki. Mahalleye döndüğüne sevindim. Sağ ol. Ne oluyor Mahmut? Hı? Doydum anne. Olmaz öyle şey. Bitecek o yemek. Şu haline bak, sıskan çıktı. Thank you.
Sana biraz daha koyayım mı Halis, hı? Yok Fazilet abla, doydum, sağ ol. Ben iştahım yok, yemeyeceğim. Ne oluyor size be? Neyiniz var sizin be kuzum? Daha ne olsun, hapishaneye girmek kolay mı be Fazilet abla? Ah, adamda moral mi kalıyor? Bırak şu hapishane lafını artık. Geldi geçti işte. Aramıza döndün. Yarın erkenden dükkanı açar, işine başlarsın. O kötü günler unutulur gider. Ben o dükkanda kalıcı değilim ki. Ne demekmiş o? İşi bırakmayı düşünüyorum. Peki sebep? Daha başka işler. Yani bol para getirecek başka işler yapmayı düşünüyorum. Ya! Ne yapacaksın o bol parayı ile? Amma sonra ha! Arpa olmadan hiçbir iş olmuyor be abla. Bak, kaç aydır senin kiranı bile veremedik. Ulan senden kira mı istiyoruz? Hem bu yaştan sonra ne iş yaparsın sen? Gül gibi mesleğin var. Sonra mahallede herkes seni sever. O hapse girmeden evveldi. Ben artık damga yemiş, zaballı bir sabıkalıyım. Ne sabıkası, ne kara damgası! Şuna bakın! 4 gün hapiste yattı, başımıza gangster kesildi. Kesilmedim abla. Zaten gangster ruhluymuşum, onu anladım. Tonla para kazanmanın ne yolları varmış, hapishane hayatında onları öğrendim. Aptal aptal konuşma! Önemli olan tonla para kazanmak değil, alın teriyle helal para kazanmak. Misterlemeyecek miyiz zannediyorsun? Aa, aman terlim evladım! Sonra üşütürsün, hasta olursun da dükkanını kim açar, hı? Hı? He? Ben açarım. Aferin sana! Ne güzel bir gün! İnsanın evine dönmesi ne güzel şey be! Merhaba Zekai abi! Oo, bakıyorum bu sabah erkencisin! Erken kalkanın rızkı bol olur demiş eskiler! Hadi bakalım, dükkan açıp işe başlayalım. Beğendin mi abi? Nasıl olmuş? Eline sağlık! Çok güzel olmuş! Bu dükkan alalı, hiç gözüme bu kadar şirin görünmemişti! Ağlan, aferin! Merhaba Halis abi, mahalleye hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Annem selam söyledi, şu ütüye bir bakıversin dedi. Aleyküm selam, olur ana, bakarız. Ben de gideyim artık, Zekai abi sabırsızlanmaya başlamıştır.